Aha. Sizin seminerinizde böyle şey istemsiz dizleri titriyordu seminerinize katılmadan önce bir yıldır falan. Seminer esnasında o yok oldu ve hala yok. Siz kuyuya düşmüş bir kadına çalışma yaparken onun 6 yaşında yandığı aklına geliyor ki biz bu olayı hiç hafızamızda yoktu. Başka travmalar hep düşünüyorduk. O yandığı olay aklına geliyor ve o anda diz titremesi geçiyor. Yanındaki katılımcı arkadaşına sarılıp ağlaşıyorlar seminerinizde. Ve ben buraya katılması için çok çok yalvardım ona. Yani daha önce bir Adana'ya geldiğinizden beri yalvarıyorum. Çünkü MS dünyada tedavisi olmayan bir hastalık, siz de biliyorsunuz bunu. Yani ilaçla tedavisi yok, kortizonlarla. O günden sonra yemek yapar, sonra ben o yanmaya çalıştım. Bir iki defa o yanma olayına çalıştık. Birinci çalışmadan sonra yemek falan yapamıyordu. Yani ellerindeki uyuşukluktan dolayı bıçağı tutamıyordu. İşte çalışırken kalem tutamıyordu. Çalışıyor kız kardeşim, anca mouse'la falan işte. Sonra birinci çalışmadan sonra soğan doğramaya, domates doğramaya başladı ama çabuk yoruluyordu. İşte dengi problemi vardı. İkinci çalışmadan sonra aynı yanma olayına ikinci kez çalıştık. Çünkü o duygunun tamamen bitmesi gerekiyordu. Hani yine ağlayacak mı dedi. Çok ağlıyordu çünkü. Ki sizin eğitiminizde gece çok, yani o gün çok ağlamış. Gece uyuyamadı. Geldi, ben kızımda kalıyorduk. Benim kızım Adana'da oturuyor. Geldi, dedi ki ben çok duyguya giriyorum dedi ama ev kalabalıktı. Ben de o anda düşünemedim. Aslında o anda çalışma yapmak yapsaymışız. Yine de çok güzel gelişmeler var hocam. İkinci çalışmadan sonra ben oğlumu aradım. Teyzemdeyim dedi. Ne yapıyorsun? Teyzen ne yapıyor dedim. Açmış kendini, yaprak sarıyor dedi. Ve şey, böyle yürümede sıkıntı çekerken bugün telefonla görüşüyoruz, ne yapıyorsun dedim. Vallahi dedi, Bilge anne koş bir şey göstereceğim diye, o da yani kızı odasına doğru koşarken arkasından koşarak gittim dedi. Fakat daha çalışacak travmalarımız var. Bu yanık olayına bir kez daha çalışmak istiyorum ben, çünkü ikinci kerede de ağladı ve çok kötü bir yanıktı hocam, dördüncü derece yanık. 6 ay çadırda yattı kız kardeşim. Ve hakikaten o anlattığında olaya ben tanık olmuştum. Hatırlamadığım çok şey vardı anlattıklarında. Gerçekten çok kötü günler geçirmişti. Ama çok ümitliyiz hocam ya. Gerçekten bu MS'li arkadaşlarımız ne olur çalışsınlar. Yani müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Yani doğru şeyi yakalamak çok önemli. Bu arada çok sevindim. Bu arada ben bir şey anlamadım. Siz nereden biliyorsunuz bunları? Eğitime kız kardeşiniz takılmış, katılmış. Vallahi hocam size hatmediyorum. Ya okey. Peki size kız kardeşiniz anlattı mı eğitimdekili Hiçbir şeyleri? şey anlatmadı. Hiçbir şey anlatmadı. Ben sizin videolarınızı izliyorum. İşte o anlatırken duyguya girdiği anda vuruşlara başlıyorum. İşte serbest bırak, sizin videolarınızdan işte yayınlara çıkıyorsunuz ya. Aha. Oralardan nasıl işte kedi köpeği çalışırken oradan bir şeyler kapmaya çalıştım. Yani eğitimimize ben katılamam, aslında çok istiyordum da kız kardeşimin görüp olaya tanık olması gerekiyordu. Ben bu seminere katılmadan önce birkaç kere çalışma yaptım, ona çok ciddiye almıyordu bu konuyu. Dedim ki ot çöp olaylarından vazgeç, esas çözüm burada dedim. Onun eğitime katılıp bunu yaşaması gerekiyordu hocam. Doğru şeyi de yapmışız. Orada evet canım orada yani siz onu yapmasaydınız orada benim çalıştığım başka bir şeyden onun bunu anlayıp o travmayı hatırlayıp travmada ağlayıp Evet, o yangın olayı bizim hiç hatırımızda yoktu. Hiç, yani biz daha yakın travmalar hep akıl ediyorduk. Ama onları da çalışacağız yani. Ve ben inanıyorum ki biz bu konuyu aşacağız. bence de aşarsınız öyle gözüküyor. Yalnız keşke Adana'da olan başka insanlardan yardım alsanız seminere gelen. İşte öyle, WhatsApp biraz çekingen kız kardeşim. Ben olsam onların tamamını, telefonunu alırdım orada. Grubu da kurardım ama. WhatsApp grubuna falan katılmamış. Yani öyle bir şeyden bahsetmedi. Aslında çok iyi olur. Evet, çok haklısınız.
Ama ben başaracağım hocam ya. Kız kardeşim Ama yapacağız bu. yani destek alabilirsiniz. Ben yine de söyleyeyim çünkü yani MS, çünkü ya yani şöyle bir şey var gerçekten. Şimdi bazen insanlar travmayı buldukları zaman çözüm oluyor biliyorsunuz bu bazen oluyor ama gördüğünüz gibi bazen de olmuyor. Çünkü siz duyguları çözdükçe, duygular aktıkça kız kardeşiniz iyileşmeye başlıyor. Yani aslında o şeye paralel, yani duygunun boşalmasıyla ilgili. Duyguyu çıkarabilmek için de iyi bilmek gerekiyor konuyu. Anlıyorsunuz değil mi? Yani Kesinlikle haklısınız. Kesinlikle. ajitasyon, çünkü her zaman travmayı bulduğun zaman çözüm olmuyor. Öyle olduğundan dolayı kesin garantisi yok yani. Yani iyi bilen biri olsa benim orada ajitasyon nasıl yaptığımı tam olarak böyle şey yapsa falan daha iyi olur. Yani bir de şu kız kardeşiniz utangaçlığı bıraksın, şey yapsın. Yani konuya bir yani buraya da yayına katılsın, kendi anlatsa falan daha fazla insana şey olur, vesile olur yani. Bir de hocam konuşmada böyle unutkanlıkları vardı işte falan mesela bir şey söyleyecek işte hatırlayamıyor atıyorum kalem duruyordu falan. Şimdi konuşması çok akıcı. Hani var tamamen bitmiş değil ama eski oranla çok akıcı konuşması var. Hatırlamaları çok güzel. Vallahi süper. Hocam siz ne iyi bir insansınız ya. Yok canım, ne gezer ya ben. Ya şöyle. Yani günümüz insanları bilgiyi saklamaya çalışırken, bunu sadece ben yapayım derken, burada saatlerinizi harcayıp insanlara vakit ayırıyorsunuz, bilgi veriyorsunuz. Ben çok saygı duyuyorum hocam size gerçekten. Çok samimiyim. Ederim. Ama bak, açık konuşmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim ama bu bilginin bana fazla faydası yok. Yani şu anlamda yok. Yani bu ufak şekilde olduğu zaman belli yerlere ulaşmıyor. İnsanlar yani anlamıyorlar olayı. Böylece toplumsal bir şey olduğu zaman herkese faydası olacak. Öyle bir şey olduğu için yani şu anlamda ben 4-5 senedir